Metin hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, seni gördük, böyle yaklaştık. Kayıkların bakıyorum da kayıklar toplanmış şu anda. Evet, sizin de kayığınız var bildiğim evet. Kadarıyla. Bir genel bir bilgi alalım. Nedir bu durum? Evet. Şimdi biliyorsunuz pazara bir havaalanı yapılıyor. Bu havaalanında pazarın köylerinden Yeşilköy, İkiztepe, Kukulat önüne yapılıyor. Bu şeyler havaalanı yapılırken tabii ki büyük kamyonların harfiyat yük taşıdıklarını görüyoruz. Dolgu malzemesi taşıdıklarını biliyoruz. Dolgu malzemesi taşırken şu gördüğümüz tüneli kullanıyorlar. Fakat 200'e yakın kamyon çalıştığı için bu tünel aynı zamanda servis yolu. Dolayısıyla tehlike arz ediyor. Tehlike arz ettiği için inşaat firması başka bir şey düşündü. Bizim Yeşilköy'e ait olan, yani Yeşilköy'ün kullandığı, Sivrikale'nin kullandığı, efendim Laroz'un kullandığı, Kukulat'ın kullandığı bir balıkçı barınağımız vardı. Hatta kendileri de kullanıyor göründüğü gibi. Oradaki evet. Gemiye efendim şey dolduruyorlar. Harfiyat dolduruyorlar ve onu denize de boşaltıyorlar. Aynı zamanda kamyonlarla boşaltıyorlar. Gemilerle de 2 tane mi 3 tane mi gemileri var. Şimdi dolayısıyla kamyonlarla yapılan harfiyat nakli bu servis yolunda hem tehlike arz ediyor hem de kendilerine bu tünel yetmiyor bu yol. Onun için inşaat firması bir karar aldı. Balıkçı barınağını doldurma kararı aldı. Evet. Onlar da bize dediler ki kayıklarınızı çekin. Efendim biz de gördüğünüz gibi kayıklarımızı sahil yolunun kenarına servis yolunun kenarına hepimiz çektik. Kaldı ki şimdi balık mevsimi. İnsanlar balığa çıkacaklar, evlerine balık getirecekler. Bu bir hobi ama bundan para kazanan arkadaşlarımız da var. Kayıklarımızı çektik ama ne zamana kadar bize liman yapacaklar şüpheli. Sözde Zelek tarafındaki bir Zelek limanına bitişik bir liman düşünüyorlar, balıkçı barınağı düşünüyorlar. Ama hatta oranın ihalesinin yapıldığı da söyleniyor. Fakat bizim balıkçı arkadaşlar soğuk su barınağı da dolgu yapılacak, orası da dolacak, doldurulacak. Pazarın önünde bir dolgu alanı var ilçenin önünde. Orası da dolacak. Dolayısıyla soğuk su barınağı ile bizim barınağı işte Kukulat dediğimiz köyün aşağısında birlikte bir liman yapılmasını istiyor. Genellikle arkadaşlarımız, balıkçı arkadaşlarımız. Bu konuda yöremiz milletvekili Aşkın Baklan'da zannediyorum görüştüler. Evet. Eğer bize destek olurlarsa bütün balıkçıların, efendim köylünün, diğer efendim köylerin, örneğin Kukulat'taki, Laroz'daki, Torduvat'ta, Koksuvat da var. Koksuvat yani evet. Hisarlı. Evet. Hisarlı köyünün şeyleri de balıkçı tekneleri de burada. Orayı istiyorlar. Hı. Bilmiyorum eğer uygun görürse. Ama ne zaman yapılır? Bu kayıklar ne kadar burada bekler? Bunlar herkes için, kendileri için bir servettir. Efendim ne kadar burada bekler? Ne kadar dayanır? Yağmur, çamur, toprak. Evet. Bunda sıkıntı var. Hı-hı. Bir an önce efendim limanın balıkçı barınağının yapılması gerekiyor. İnsanlarımız evlerine en azından taze balık getirsinler. Komşularına taze balık getirsinler. Kimileri efendim evinin istikakını sağlarken para da kazanıyorlar. Dolayısıyla insanları mağdur etmemek lazım. En evet. erken zamanda limanın bir an önce efendim bitirilmesi gerekiyor. Zaten denizimiz alınarak efendim bu 5 köyün önü efendim
havaalanı yapılarak bu 5 köylü zaten mağdur kaldı. Aslında Melyat'la Çaylı Tüneri arasında insansız ve insanların kullanmadığı, köylülerin kullanmadığı bir alan vardı. Oraya yapılsaydı çok daha efendim doğru olurdu. Şu 5 köy deyince şu kadar insan ekmeğini, denizi burada öğreniyor, denizciliği burada öğreniyor. Deniz hayatına başlıyor. Kimisi gidiyor efendim gemici oluyor, kimisi makinist oluyor. Efendim dünyayı dolaşıyorlar, para kazanıyorlar, memleketlerine dönüyorlar ama denizi burada öğreniyorlar. Evet. Şimdi bu 5 köyün önünü efendim kestin mi denizle alakaları kalmıyor. Dolayısıyla denizcilikleri bitmiş oluyor diye düşünüyorum. Bakın şimdi kamyonlar geliyor bir taraftan. Şeye doğru, tünele doğru dönün. Evet. Bakın tehlike arz ediyor. Tabii çok tehlike. Büyük kamyonlar. Efendim bunlar bazen bak arkasından da minibüs geliyor. Evet. Yolcu minibüsü, servis minibüsü bu. Rize'den gelen minibüs. Bak orada bir de şey, zemin çok bozuldu. Bak görüyorsun. Zemin de tehlike zemin arz ediyor. Bozdular. Efendim. Kamyonlar çıkıyor, servisörler çıkıyor. Bazen 10 tane, 15 tane peş peşe geliyorlar. Evet. Bak şurada geri dönüyorlar. Evet. Şurada hemen yakında kantarları var. Kantarlarda efendim sıraya girdiklerinde 10 tanesi, 15 tanesi peş peşe yolu da kesmiş yolu da oluyor ve tehlike arz ediyor. Tehlike doğru. Arz ediyor. O nedenle herhangi bir şeye maruz kalmamak için limanlı bu konu yapıp doğru. Oradan yol yapacak. Doğru bir şey ama tabii ki burada balıkçıların mağduriyeti söz konusu. Bir de hocam mesela alınmayan bazı şu anda barınakta bulunan birkaç kayık görüyorum. Onlar direniş da, mi yapıyorlar? Yok. Onlar da aklıma o geldi. Onlar da şimdi yoksa neden onlar çekilmedi? Fırsattan istifade belki birkaç gün daha fazla denize çıkmak isteyecekler. Evet. Sonuçta buraya çekmezlerse komşu barınaklarda kendilerine bir yer bulacaklar. Evet, kendi bunu. Evet. Peki hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir an önce tabii ki mağduriyet giderilir çünkü dediğiniz gibi köyünüz yani bütün balıkçı köyü, çevre köylerin, köylülerin, tüm balıkçıların beklentisi bir an önce çözüm getirilmesi gerekir diyorsunuz. Çünkü bizim beslenme alışkanlığımız var. Bu beslenme alışkanlığımızda balık birinci sırayı efendim teşkil eder. Dolayısıyla balık da pahalı. Balık da az bulunuyor. Az bulunduğu için pahalı oluyor. Evet. Ama kendimiz tutarsak bedavaya geliyor. Dolayısıyla bir de bu balıkçılıkta hastalık gibi hani ne kadar sigara içme dersen içerler işte evet. Bir başka içki veya bir şey içme desen şimdi balıkçı insanın da hastalığı balıkçı olduğuna göre bir an önce balık tutmak ister yani bunların şu anda sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şu anda balıkçılık da bir hastalıktır ve balıkçılar şu anda kayıkları burada duruyor. Bunun için bir an önce yetkililerden cevap şimdi istiyorlar. Kayıklarını çektiler ama balıkçılık merakı devam ediyor. Bu sefer evet. Karadan. Evet, şu anda karadan, evet hocamız. Kayıkları karaya çekilince az önce dediğim gibi değil mi hocam? Evet. Hastalık gibi yani. Evet. Ve karadan o hastalığını gidermeye çalışıyorlar evet. Diyebiliriz. Evet. Ve çok teşekkür ederim Sayın Hocam. İnşallah bir an önce yetkili evet. Arkadaşlarımız sizleri tekrar barınaklarınıza kazandıracaktır diyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın. Biz de size teşekkür ederiz. Evet.